Kamuran Bey. Nesrin Hanım'a bir şey mi oldu? Hemen bakayım. Yok yok. Nesrin iyi. Ben hediyen için sana teşekkür etmeye geldim. Aşağıda ettiydiniz ya Kamuran Bey. Evet. Etmiştim. Ama seninle bir şey konuşmak istiyorum Fatma. Benden korkuyor musun? Kamuran Bey. Benden korkma Fatma. Senin elbette ne işin var Nesrin? Nesrin, hayatım bakar mısın lütfen? Hayatım bakar mısın? Hayatım bir şey söyleyeceğim. Ya niye dinlemek istemiyorsun? Sen... Amca. Kim o kadın? O kadın biri değil oğlum o kadın o. Nesrin! Nesrin! Yardım edin! Hayatım Nesrin! Nesrin! Hayırdır gene ne oldu lan? Yardım edin! Nesrin! Hayatım ne oldu sana? Nesrin! Nesrin! Hay Allah ya. Nesrin. Hayatım. Nesrin. 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 Ne oldu? Yine bayıldı. Nesrin. 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 Canım. Kamuran. Neler oluyor? Düştü bayıldı abi yine. Nesrin canım. Nesrin. Nesrin. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Nasılsın muhtar? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Kahvenin yolunu hatırladın sonunda. Ya sorma işten güçten anca vakit bulabildim. Ne vereyim sana? Bir çayını içerim. Talihsiz yavrum benim ha. Telaş etmeyin Sema teyze. Ne oldu sana anneciğim? Ne oldu? Doktora haber verildim Necip Bey. Hastaneye mi yetiştirsek Kamur? Yok babacığım önemli bir şey değil. Sadece küçük bir baygınlık geçiriyor. O
abla. Fatma? Ne oldu Fatma? Ben bir şey bilmiyorum ki Şerife. Sen bir şey görmedin mi? Nesrin. Duyuyor musun beni anneciğim Nesrin? Elif, doktoru aradın mı kızım? Doktora gerek yok. Çağırmayın kimseyi. İyi misin yavrum? İyiyim anneciğim. İstersen tam teşekkürlü bir hastaneye. Gerek yok babacığım, sağ olun. Zadem niye canına kıydı biliyor musun muhterem mi? Yer mi şimdi acele? Sen ne edeceksin yerimi yurdu mu muhterem mi? Hele bir dinle. Dinle. Dinle ki sen de bütün Karataş da bilsin, öğrensin bütün doğruyu. Biite sevdalanmış benim güzel bacım. Yüzünden güzel gönlünü hayırsız bir ite kaptırmış. Garibim Zahidem, gönül işte. Nereden bilsin eline düştüğü o itin bir kağıt gibi kendisini buruşturup atacağını ha? Nereden bilsin günahsızım? Nereden bilsin gönlünün bağcıyı taşıyamayacağını? Nereden bilsin o itin canına mal olacağını? Lan acele! Ne var ulan it, ne? Lafını tart da konuş. Ağzından çıkanın ayarı yok ha. Tartmasam ne olacakmış lan, ha? Tartmasam ne olacakmış de lan hele bir yol. Laflarım zoruna mı gitti karabayla? Hı? Zoruna mı gitti? Yalan mı lan? Erkek gibi söyle de herkes bilsin duysun. Cele. Ben niye yaptığını biliyorum ama. Yapma. Niye yapıyormuşum? Ha? Niye? Yalan mı lan işte? Ulan sana lafı... Tak tak konuş demedim mi lan? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne diyorsun lan sen? Ulan Hacı Ali, ulan Hacı Ali dua et lan! Dua et! Dua et! Dua et senin hanene düşen ateş benim de haneme düştü lan! Dua et senin bacım benim de bacım Hacı Ali! Dua et içindeki acıyı biliyorum. Dua et yoksa var ya ben yapacağımı biliyordum sana Hacı Ali. Yoksa ne yapacakmışsın lan? Ne yapacakmışsın lan? Ulan o ağzının içinde kıvrılan yılan gibi dilini koparmayabilirdim ama. Bırak emmi. Dua et lan Hacı Ali. Dua et! Ayıptır Hacı Ali otur. Dur bak ben! Oturun herkes otursun. Abla, ne oldu yine? Niye ağlıyorsun? Bir şey yok ablam. Ben Nesin Hanım öyle yere düşmüş görünce bir fena oldum. Güzel gönüllü ablam benim. İyi yürekli. Temiz kalpli ablam.
Fatma o bizim evin kapısından gelinliklerle girecek Karabayram. Bunu sakın unutma. Sen de Zahide'me sebep olduğun o hayırsız gözlerinle bunu göreceksin. Bunu da sakın unutma Karabayram. Yüzünde göperler biter, kara yerler, kara yerler. Senin ile ölüme kin tutar, kara yerler, kara yerler. Senin ile ölüme kin tutar, kara yerler, kara İşin vardı bu saatte aşağıda? Ben. Ben. Uyku tutmayınca. Biraz hava almak istedim. Aşağı indim. Gözüm karardı. Çok korkuttun bizi. Anneciğim, sizi korkuttuğum için kusura bakmayın. Bacım. Bir daha bacım beni. Bilemedim. Bilemedim derdini. Fatma'nın aşkıyla kör oldum da göremedim. Hata benim günahım. Nahida. Güzel bacım benim. Böyle baykuş gibi her gece yatakta duruyor. Zahide. Benim güzel bacım. Elim ile içtiğim derdin zehri. Hata benim günah, benim suç benim. Kamuran. Efendim? Gecenin o saatinde Fatma'nın odasında ne işin vardı? Thank you.
Tufa. Sen yatmadın mı? Uyku tutmadı. Bırak kolumu. Bırak dedim sana. Bana ne, bana ne, bırakma. Sen beni deli mi edeceksin sabah sabah? Sen bana o güzel gözlerinle bir kere gülmezsen bak ömür bile bırakmam seni ha. Haceli, bak işim gücüm var. Hadi eyleme beni. Hadi bırak kolumu da gideyim işime gücüme bakayım. Ya vallahi billahi bir kere gülmezsen bırakma. Bak elim böyle koynumda böyle akşama kadar burada bekleriz ha söyle. Ya şu koca dünyada hep bir topu bir adam kaldı. O da bana gönül koyar. O gül cemalini esirgerse ne ederim ben? He ana, ne ederim bu dünyada? Şşş kız, tamam tamam. Deli oğlum. Ay 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 ay. Deli hacı. Ay oh. Gülüşü bile gül kokan hanım. Ya bak ben vallahi bile biliyordum ha. Ya benim anam onunla kıyarmış ya. Vallahi bile kıyamaz ya. Hele sen eşeklik yapmaya devam et. He. Bak bakalım kıyabiliyor muyum, kıyamıyor muyum? Bak sen. He. Vallahi kıyamam. Güzel anam benim. Sen o güzel yüzünü asma bana. Evet. Şu koca dünyada bir başımıza kalmışız. Sen de o güzel yüzünü asınca. Sen de o zaman kızdırma beni. Tam tam ya. Tam bir dakika kızdırmayacağım. Söz tamam. Vallahi. Ha. İyi. Hadi bırak şimdi de işime gücüme bakayım ben. Hadi oğlum bırak. Emredersin Mahmure Sultan. Buyur yollar serindir. Allah. Saçma diyorsun sen. Ben sadece gördüklerimi soruyorum. Sakın. Sakın altından kalkamayacağın tek kelime bile etme Nesrin. Sakın. Kamuran ben seni gecenin o saatinde... Zavallı kızcağıza yardımcı olmaya çalışıyordum. Amca sonra tıpkı bir mal gibi istemediği biriyle evlendirmeye çalışıyor. Gecenin o saatinde mi? Yeter! Allah'ın belası asıl iyice beynin yedi senin. İyice saçmalıyorsun. Sen hizmetçi parçasına bakabileceğini mi düşünüyorsun? Hı? Kocanı hiç tanımamışsın. Yazıklar olsun. Bunun için mi gecenin bir vakti beni gözetliyordun ha? Ben seni gözetlemiyordum. Orada ne işin vardı o zaman? Bunun ne önemi... Madem beni gözetlemiyordun. Orada olduğumu nereden biliyordun? Bunun ne önemi var? Asıl sorun... Asıl sorun... Benim Fatma'nın odasına girmem değil mi? Haklısın. Haklısın karıcığım. Tamam. Her şeyi itiraf ediyorum. Gecenin o vakti... ...zavallı kızcağızın odasına... ...koynuna girmek için gittim. Kamuran ben gecenin o saat... Sen kocanı tanıyamamışsan... ...ben ne yapabilirim Nesin? Hı? Ama kabahat bende. Kamuran lütfen. Zavallı kızcağız. Senin sağlığınla ilgileniyor diye... ...senin hizmetinle diye yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim sevgili karımın düşündüğü şeylere bak. Yazıklar olsun sana Nesin. Yazıklar olsun. Yok yok. Senin hiçbir suçun yok. Hata tamamen bende. Senin için bir daha asla dönmeyeceğim dediğim bir yere. Bu yere. Bu hayata geri döndüm. Ama fedakarlığımın karşısında sevgili karımın bana... Şey,
Nesrin'i merak etmiştim de. Buyurun. Ben de çıkıyordum zaten. Sana ne? Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neyden neyden geceden. Şavkı vurur pencereden, bacarda dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü gece? Anam, ben gideyim artık. Hayırlı işler oğlum. Bir şey lazım mı anam? Yok oğlum, ne lazım olacak? Hadi sen işine gücüne bak. Tamam, anaların en bilincisi. Güzel anam benim. Oh. Nasıl edendim? Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Kolay gelsin yenge. Kolaysa başına gelsin. Hadi oturun, oturun. Amcam yok mu? Kimse elimden alamaz. Kimse. Alo. Burada yokuştuk ya. Yok mu? Yok. Nereye gitmiş? Hangi cehenneme gitmiş bu? Bilmiyorum. Sen git der demez kalktım geldim. Bu saate kadar da bekledim. Ama evde kimse yok. Ne gelen var ne giden. Ne yapalım şimdi? Sen şimdi şey yap. Oğlanın yanına git. Ömer'in oraya atölyeye. Ona göz kulak ol. Gözünü ondan ayırma, anladın mı? Anladım Sükahya. E hadi de kapat telefonu, ne duruyorsun? Akşam ne oldu kız? Ben hiçbir şey anlamadım.
Nesin Hanım o saatte aşağıda ne işin varmış? Allah bilir anne. Ben Nesin Hanım'ın ilaçlarını veriyorum. Sen nereye gidiyorsun kız? Avluyu suluyordum da su açık kaldı. Hemen bakıp geliyorum. Fatma. Dün gece ne oldu? Şerife bilmiyorum ben. Niye bana sorup duruyorsun? Çünkü dün gece ne olduysa bunu senin de bildiğine eminim. Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Hadi ama Fatma. Anlat bana. Hem sonradan annemle babamın öğrenmesi daha mı iyi olur? Dün gece Nesin Hanım niye düşüp bayıldı? Bak biz seninle kardeş sayılırız. Hadi güven bana. Hadi anlat. Kızım Kamuran'la aranızda bir sorun yok değil mi? Yok anneciğim. Kocamla aramda hiçbir sorun yok. Bak kızım. Eğer burada seni üzecek, mutsuz edecek herhangi bir şey varsa sen de yarın bizimle beraber evine Ankara'ya dönebilirsin. Hem zaten hiç içime sinmiyor senden uzakta olmak. Baş başa oluruz orada. Hı? Bunu nereden çıkardın? Ben kocamla burada olmaktan öyle mutluyum ki. Hem burada herkes üzerime titriyor. Yengeciğim. Sen ne diyorsun Fatma? Şişt, Şerife. Sessiz ol duyacaklar. Bak sen şu işe ya. Vallahi ben de anlamadım. Bir anda oldu. Olanlar olmuş Fatma. Ben Nesin Hanım'la konuşacağım. Beni yanlış anlasın istemiyorum. Daha senin neyini yanlış anlayacak? Adam da odan da basmış seni ya. Ha Şerife. Neler diyorsun sen? Neler dediğimi sen daha iyi bilirsin. Bir şey istemediğine emin misin yengeciğim? Eminim Elifciğim, sağ ol. Amcam nerede? Amcan işi vardı, çıktı. İlaçlarınız Nesin Hanım. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Kızım. Anneciğim çok yorgunum. Banyo yapmak istiyorum. Hem Fatma da bana yardımcı olur. Ama kızım. Anneciğim ben gerçekten çok iyiyim. Artık benim için endişelenmeyi bırakın. Peki. Nesin Hanım bir şey mi diyecektiniz? Çık dışarı. Ama ilaçlarınız? Koy oraya ben hallederim. Nesin Hanım. Ben size bir şey diyecektim. Benim senden duymak istediğim hiçbir şey yok Fatma. Ama ben... Ama sen ne? Ne? Yoksa sen Kamuran'ın sana gösterdiği iyi niyeti yanlış mı anladın? Yok Nesin Hanım. Siz bizi öyle görünce siz yanlış anladınız diye ben... Bundan sonra benim hizmetime bakmanı istemiyorum. Şerife ilgilenecek eskisi gibi. Çıkabilirsin. Çık dedim.
musun? Fatma nereye? Bak babam çıkıp gittiğini bir duyarsa. Allah'ım yine ne haltlar karıştırıyor bu ya? Kulu tepe, dinli de yarim nenni. Su gelir serpe serpe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, nenni de yarim nenni. Uyardım öpe öpe, eski de nasıl oldun acele, iyi misin? İyiyim çok şükür, iyiyim. Acelen yoksa bir yol gel de taze çayımı içele. Sağ ol Muhtar Efendi. O çay alacağım olsun ben. Ya işler güçler var. Ya biliyorsun ben olmayınca konaktakilerin eli ayağına dolanıyor. Bilmem mi hiç? Hadi bana müsaade. İşim askere, acele, selametle. Kusura bakmayın Hikmet Hanım. Ama sizi de aileden biri gibi gördüğüm için size sorayım dedim. Tabii Sema Hanım, buyurun. Nesrin'in bana anlatmadığı bir sıkıntısı mı var? Kamuran'la yani. Vallahi benim bildiğim, duyduğum bir şey yok ama... Bakın Hikmet Hanım, ben her anne gibi sadece kızımın mutlu olmasını istiyorum. Zaten hastalığını, durumunu biliyorsunuz. Çaresizlik öyle kötü ki. Maddi durumumuz iyi. Olanaklarımız sınırsız. Çevre deseniz o da var. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Sema Hanım, lütfen böyle yapmayın. Yavrum gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Onun mutlu olmasını istiyorum. Biliyorsunuz, mutluluk onun için sadece Kamuran demek. Onu hala ilk günkü kadar büyük bir aşkla seviyor. Ve ona iyi gelen tek şey de bu aşk. Selamun aleyküm. Oo, Üçnükah ya, buyur gel buyur. Sağ ol, afiyet olsun. Bu bahçeyi şöyle bir dolanayım, bir de size uğrayayım dedim. Ne haber, ne örüyorsunuz, işler nasıl gidiyor? İyi maşallah Üçnükah ya, nasıl gitsin? Suyu çevirmişsiniz. He, çevirdik. Nereye çevirdiniz? Ara bayramların tarlaya. Ara bayramların tarlaya mı? Oğlum sırayla değer mi bu iş? Ama... Aması maması ne? Sıra onlarda mı ki çeviriyorsunuz suyu? Değil de depolar yarınca ricada bulundu. Oğlum sıra onlarda değilse ne diye suyu oraya çeviriyorsunuz lan? Susuzluktan kavrulan bir sürü bostan var. Hadi, hadi çevir tekrar şunu. Allah Allah. Heh, böyle. Bayram. Fatma. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Beni istiyor musun Bayram? Ne diyorsun? İstiyor musun beni? Nasıl söz Fatma? İstiyorum tabii. Her şeyden çok, ekmekten sudan bile çok. Madem istiyorsun,
Ben Elif Hanım'la konuşacağım. Amcamı ikna etsin. Sen de gel beni al. Tamam. Daha ya. Diretirse amcan, vermem diye inat ederse. O zaman kaçarım sana. Suyun ayarını kaçırırsan çamur erimiş çikolataya döner böyle. Suyu kaçırırsan eğer çamur tekrardan kıvamını bulsun diye. Biraz daha toprak katacaksın içine. Müsaadenizle. Tabii. Ömer. Ne oldu? O kadınla ilgili konuştun mu amcanla? Kimmiş? Tanıyor muymuş? Su kesilince kocaman bir yılanı kestiğini anlamam lazımdı. Senin gene ağzının ayarı bozulmuş. Lafının sonunu ucunu bil de öyle konuş. Konuşmazsam ne olacak? Niye kestin lan tarlanın suyunu? Lan Karacahil. Bin yıldır Karataş'ta böyle bu. Su sırayla verilir. Sırayla verilirmiş. Sinsi Hinoğlu inseni. Millet suyunu çoktan aldı. Kim ne yapacak bu vakitte suyu? Vane. Kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez. Herkes gibi sen de sıraya gireceksin, öyle alacaksın suyunu. Canımı sıkma bak, bir gram su alamazsın benden ha. Seni patron köpeği seni. Şimdi öyle konuş karı. Allah, ağzında çıkanı kulağın duysun ha. Niye? Kuyruk olmayınca köpek olunmuyor mu sandın? Ulan. Kadın olunca nasıl da dikleniyor köpoğlu köpek. Gebertirim ulan seni. Ulan çattık, vallahi çattık böyle. Tamam ulan, vermiyorum. Bir gram su vermiyorum sana bundan sonra, al işte. Bir gram su vermeyecekmiş. Sapan olmayınca iş yapabilir misin sen acaba? Yılanın dölü. Ulan dar edeceğim sana dünyayı da, kara taşı da dar edeceğim sana da eniklerine de, anlıyor musun? Elinden geleni ardına koyma. Görelim bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Ne tutuyorsunuz elime ayağımı lan? Çat tarafı bir karı işte. Bırakın da bir ağzını yüzünü bir kırayım. Şu... Hüsnü Hüsnü. Ne var lan? Hüsnü emmi. Hüsnü emmi sen neredesin Allah aşkına ha? Her yerde seni arıyorum emmi. Niye beni arıyorsun lan? Ne oldu? Kız sen ne bakıyorsun camdan deminden beri? Ya neye bakacağım, öylesine bakıyorum. Bu saat oldu, Fatma nerede? Ben nereden bilebilirim ki anne? Ne diyorsun lan sen? Vallahi billahi gördüm emmi. Kendi gözlerimle gördüm.
baş başaydılar. Hem de Iracı halanın gözü önünde konuşuyorlardı. Görmediğimiz ne şahane yerler varmış Sema Hanım. Ne dersin, biz de birkaç yer alsak? Çok isabet edersiniz Adil amca. Elif haklı babacığım. Kolay kolay bırakmaz insanı bu topraklar. Nerelerdesin damat? Sabah erkenden dışarıda halletmem gereken işler vardı da. Ha Elif. Unutmadan ben sana bir şey diyecektim. Buyur yenge. Şu bizim Fatma var ya. Evet. Ne olmuş Fatma'ya? Artık benim hizmetime bakmasa diyorum. Eskisi gibi Şerife ilgilensin. Sen nasıl istersen. Ama bir hatası mı oldu Fatma'nın? Yanlış bir şey mi yaptı yoksa Nesli Hanım? Fatma! Neredesin kız sen? Sinsinsin, neler planlıyorsun acaba sen? Böyle kimseleri takmadan konaktan çıkmalar filan. Hele dur bakalım. Elbet bunun da kokusu çıkar. O zaman nasıl hesap vereceksin göreceğiz. Dedim ya, Şerife'ye alışmışım. Yadırgadım Fatma'yı. Nasıl istersen yengeciğim. Fatma temiz, saygılı, çalışkan bir kızdır. Eğer gerçekten bir kusuru olduysa... Yok canım. Onun gibi saf, cahil bir kızın bana karşı ne kusuru olabilir ki? Dediğim gibi, alışmışım ben Şerife'ye. Siz bilirsiniz Nesin Hanım. Fatma. Ne oldu kızım? Elif Hanım, sizinle yalnız konuşabilir miyiz? Tabii Fatmacığım. Gel konuşalım. Ulan namussuz. Ulan rezil. Ulan sana göstereceğim gününü. Ulan sen benim başımın belasıymışsın ya. Ah, ah. Ana! 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 Ne oldu oğlum? Ne oldu aceli? Ne bu halin? Ana! Fatma'yı bayramda gördüm ana! Tarlada gördüm! Gördüm ana! Beraber gördüm! İkisini ana! Güzel oğlum benim. Boş ver. Bırak ne halleri varsa. Ana! Benim deli divane olmamı istemiyorsan... ...bana bir daha Fatma'dan vazgeç deme ana. Sakın ola bir daha Fatma'dan vazgeç deme. Sakın ola ana. Sakın. Sakın. Ana, ne oldu? Soysuz bunlar. Soysuz. Sana demedim mi? Ben gideyim konuşayım şunlarla. Hayır, hayır. Gitmeyeceksin. Onların da istediği bu zaten. Benim hatırım için gitme. Kurban oldum. Dur. Ana. Bayram, bunları onun yüzünden yapıyor üstüne. Biliyorsun değil mi? Ana. Ne diye gelmişti o? Elif Hanım, siz Bayram'la meselenizi
İsterseniz babamla konuşurum, hallederim demiştiniz ya. Demiştim, doğru. Bir an önce konuşur musunuz? Ben Bayram'la evlenmek istiyorum. Biraz daha beklemek istiyordun hani. Bir şey olmadı ya. Yok Elif Hanım, bir şey olmadı. Ben bir an önce bu iş olsun istiyorum. Ne dedin sen, ne dedin? Biz o kızı isteyeceğiz öyle mi? Yüzlü soysuzun evine gideceğiz ve o kızı isteyeceğiz Bayram. Boynumuza eğeceğiz, yılanın iğnine gireceğiz, ağzımıza eğeceğiz ve kızı isteyeceğiz ha Bayram? Ana Fatma'nın onunla. Olmaz! Hayatta olmaz bu iş. Ya kurban olayım, deme şöyle ana, deme şöyle. Oğlum, Mahmure ile Haceli'ye ne diyeceğiz? Zahide'nin mezarında daha otlar bitmemişken köylüye ne diyeceğiz? Ya güzel anam benim, sen görmüyor musun? Ben Fatma'sız yapamıyorum. Onsuz yapamıyorum ben, görmüyor musun? Ana. Ben her gün onları gözümün önünde cilveleşirken göremem ana. Gözümü dağlar. Kör olurum, yine de göremem ana. Ölürüm, yine de göremem ana. Ölürüm ana. Aslan yelası da oğlum, o nasıl laf öyle? Bu iş bitecek ana. Bitecek bu iş. Bitecek. Git konuş, anlat. Fatma'yı bana alacağız ana. Oğlum bak Haceli. Güzel ana. Canım ana. Ben diyeceğimi dedim ana. Sen gideceksin, Fatma'yı isteyeceksin. Bu işte bir an önce bitecek ana. O kadar. Maşallah. Bu sene topraklar da çok bereketliymiş Kamuran. Kamuran. Efendim? Nerelere gittin öyle? Kusura bakmayın. İşleri düşünüyordum da biraz. Buyurun, ne demiştiniz? Diyorum ki bu sene topraklar çok verimliymiş. Ya ya. Öyle efendim. Müsaadenizle. Bak sen şu bizim kara bayrama. Demek Hüsnü'nün iğne sevdalanmış da evlenmek istiyor ha? Evet baba. Fatma da bayramı istiyor. İyi de kızım. Şu İrazca'yla Hüsnü'nün arasındaki husumet ne olacak? Yıllardır birbirlerinden nefret ediyorlar, biliyorsun. İyi işte. Fatma ile Bayram evlenince aralarındaki düşmanlık biter. Barışırlar. Hem akraba olurlar. İnşallah haklısındır kızım. Nesrinciğim, nasılsın? İyiyim abicim, sağ olun. Bölmedim inşallah. Olur mu öyle şey yengecim? Fatma ile Bayram meselesini mi konuşuyordunuz? Evet yenge. Bayram Fatma ile evlenmek istiyor. Cevap ver bana. Yine ne atlar çeviriyorsun sen? Ne oluyor Fatma? Olması icap eden neyse o oluyor Şerife. Aa, neymiş o olması icap eden? Hadi
gidelim. Necip Beyler böyle ulu orta ne konuşuyor acaba? Dur bakalım. Bir şeyler dönüyor ya. Yakında kokusu çıkar. Bence de ön ayak olun abicim. Hem insanlar sevdiklerine kavuşsunlar ama değil mi? Rezil! Rezil! Gelene atlettik lan sen! Gelene atlettik lan sen! Dur! Lan dinleyeceksin lan sen beni! Ulan öldüreyim mi lan seni şimdi? Yapma! Öldüreyim mi lan seni şimdi? Amca bir dinle ya! Ne dinleyeceğim lan seni? Ne dinleyeceğim lan? Dinleme imanıma, kitabıma! Bu sefer kimse alamayacak seni elimden! Ama isterim! Elif Hanım, acele seni çağırıyor. Ben seni götüreyim ona. Tamam oğlum. Gel İslam amca gel. Buyurun Elif Hanım, beni çağırtmışsınız. Babam seninle konuşmamı istedi Hüsnü amca. Öyle mi? Hayırdır? Neye? Fatma'yı. Şimdiye kadar Necip Bey'in bir dediğini iki etmedim. Lafın üstüne de laf etmem ama bu biraz başka bir mesele. Iraz Canan'la aranızdaki sıkıntıyı biliyorum Hüsnü amca. Heh. Ama Fatma ile Bayram evlenirse belki siz de barışırsınız. Ama Elif Hanımcığım o... Babam en kısa zamanda bu işi hayırlı bir şekilde bitirmenizi istedi. Hüsnü Kahya. Bu Fatma cadısı ne zaman yukarı çıksa, olan benim adamı oluyor. Kim bilir ne haltlar karıştırdı da yukarı çağırdılar Hüsnü'yü. Hüsnü. Ne oldu Hüsnü? Bu ne hal?
Hüsnü ne oldu? Ne oldu Elifciğim? Hallettiniz mi? Tamam, konuştum. Necip Bey'in sözü üzerine laf söylemek bize yakışmaz dedi. Sağ olsun. Çok sever, sayar beni bizim Kaya. Ne oluyor Nesrin? Anneciğim, hani şu Fatma var ya, benimle ilgilenen kız. Köyden Bayram diye bir çocuğu seviyormuş. Elifler de araya girdiler. Kavuşturacaklar sevenleri. Ne güzel. Büyük sevap vallahi. Haceli, oğlum. Ha. Sen eve git. Senin olman yakışık almaz. Ben usulünce konuşur gelirim. Hadi. Bekleyelim be ana. Haceli, oğlum. Git eve. Ben bir yolunu bulur gelirim. Hadi. Ay 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 ay. Başınıza gelen ay ay ay. Hüsnü, sen şimdi tıpış tıpış mı kızı gidip Razcan'ın eniğine mi vereceksin? Ay 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 yarabbim, Allah'ım biz ne yaptık da bunlar bizim başımıza geldi? E bey demiş ya anne, babam ne yapsın, eli mahkum verecek artık. E çaresi yok bu işin. Ay sus kız. Hüsnü, sen onca laf ettin. Ortaya yumruk gibi laflar tükürdün. Şimdi yutacak mı bu yumruğu? Hayırlı günler. Hayırlı günler Mahmure. Bayram. Abi, hayırdır? Hayır, hayır. Müjdemi isterim. Ne müjdesi? Sizin iş oldu. Ya hangi iş? Ya hangi iş? Fatma işte. Elif Fatma'yla konuşmuş. Ya ne konuşmuş tabii? Ya ne konuşacak? Oldu diyorum sizin iş. Gidip isteyeceksiniz Fatma'yı. Allah! Sana ben müjdenin kralını alırım be! Alırsın, alırsın. Hayırlısıyla bitirelim de şu işi. Ya ana, duydun mu? Bunu nasıl dersin Remziye? Sen şimdi kalkmış bana Zahide'nin canına kıyanlara kız mı vereceğiz diyorsun? O zaman Haceli'ye ne için söz verdiniz? Benim oğluma niye umut verdiniz Remzi'ye? Niye? Ben de böyle olmasını istemedim Mahmure ama. Aması ne Remzi'ye, ne? Sen değil misin evime gelip de Haceli'ye Fatma'yı alalım diye? Ha? Sen değil misin bu işi başlatan? Sen bizim kanımıza girmedin mi? Şimdi ne oldu da Zahide'nin katiline kız veriyorsunuz Remzi'ye? Hiçbir şey diyemedim beyim.
Sen kızı Haceli'ye verme deyince ben de vermedim. Ama şimdi kara bayrama mı vereceğim? Ne yapalım Mahmure? Bey buyurunca bizim de elimiz kolumuz bağlandı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizden de bir şey gelmiyor. Ya yoksa ben ister miyim o Irazca cadısına kız vermek? Bak Mahmure. Yani anladım anlayacağımı Remzi'ye. Eskiden verilen bir söz paradan da altından da daha kıymetliydi. Yiğit verdiği sözü tutmasından, kancık da tükürdüğünü yalamasından bilinirdi. Sen ne diyorsun Mahmure bacım? Ben sana bir şey demiyorum Kahya. Senin sesini duyduğun vicdanın. Daha da sesi soluğu kaldıysa tabii. Kız Fatma. Vallahi bravo kız sana. Yani inan takdir ediyorum seni. Ne oldu ki Şerife? Hadi hadi. Bilmiyormuş gibi yapma. Kız babamlar seni bayrama verecekler. Hoş, pek istekli değiller ama. Aman, bu saatten sonra kim takar? Senin istediğin oldu ya. Vallahi aferin kız. Yani ne yaptın, ne ettin, bu işi de becerdin. Vallahi bravo. Hadi yüzün gülsün kız. Sonunda istediğin oldu bak. Bak şimdi günü de belli olur, istemeye de gelirler seni. Oo. Acele de seni almaya pek bir hevesliydi ama. Aman, boş ver. Artık o düşünsün. Keşke biraz daha kalsaydınız. Misafirliğin kısa olanı makbuldür kızım. Rica ederim Sayın Bakanım. Siz misafir misiniz? Bu konak sizin de konağınız. Eksik olma Necip'ciğim ama Ankara'da işler birikti. Bekliyor. Yarın sabah yolcu yolunda gerek. Artık bir dahaki sefere damatla ata binerse... Kamuran. Hı? Sayın Bakanım atla gezinti diyor. Şey. Artık bir dahaki gelişinize kısmetse. Bir şey mi oldu? Aklım başka yerde sanki. Yok canım. Öyle dalmışım bir an. Gerçekten seni isteyecek mi abla? Sen mutlu olacaksın diye o kadar çok seviniyorum ki. Biriniz razı edemedi de üçünüz mü edeceksiniz? Sana diyorum ana. Ne oldu, ne dediler ha? Oğlum. Acelem. Yarın gidiyoruz değil mi?
Ana, desene ne oldu ha? Ana! Vallahi billahi bir şey yok Hikmet anne. Bayramla birbirimizi seviyoruz biliyorsun. Evlenelim dedik. Bak Fatma, eğer başka bir şey varsa... Yok Hikmet anne, ne olacak? Artık ben de bir yuva kurayım dedim ha. Sonunda senin de yüzün gülecek yavrum. Sonunda sen de istediğine, sevdiğine kavuşacaksın. Güzel yavrum benim. İnşallah bahtın da yüzündeki bu gülüş gibi güzel olur. Hay Allah'ım ya. Ana kurban olayım, bir şey desene. Yarın gidip alıyoruz Fatma'yı da Elma'da. Ana. O benim olacak değil mi? Ha? Fatma benim olacak değil mi ana? Gideceğiz. Gideceğiz. Canım anam benim. Güzel anam benim. Yürek dediğin iki parça olur Razca. Ne biri diğerinden, ne diğeri birinden ayrı kalırsa iflah olur. Gel sen. Hem oğlunun hem de sevdalısının yüreğini parçalayıp atma. İmam efendi. Kaç gün oldu Zahide'nin cenazesini kıldırdığın? O cenazenin niye kılındığını sen de benim kadar iyi bilirsin değil mi? Bilirim Razca, bilirim, bilirim. Madem bilirsin, nasıl dersin git o kızı al diye? Bana akla uygun bir sebep söyle, gidip alayım o kızı. Senin aklına uygun olur mu bilmem ama... bir başka kızın daha vebalini kibrin üstünde kalmasın diye sana derim ki... Git, oğluna sevdalısını iste. Al Razcığım, al. Ne oldu? Razı geldi mi? Oh diyor, peygamber demiyor mübarek. Söyle bana Karaşay. Nedir bu işin doğrusu, kurban oldu? Ben nasıl alayım o yılan soyunu bile bile koynumuza? Ana. Karaşay'ı Irazca'yı nasıl sevdiyse... Kara Bayram'da Fatma'yı öyle seviyor. Görmüyor musun? Allı gelin taş başını yol eder. Ördek gelir su başını göl eder der. Anam göl eder. Ördek gelir su başını göl eder der. Anam gölümde iki güzel pencereden el eder. Birin alsam birin intizar eder de intizar eder. Bir
olsam bir intizar eder de, intizar eder. Gelin paçaların yaş gibi, yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi. Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi. Kötü koca sanki sana eş gibi, alamadım yardan ben muradımı da, ben muradımı. Alamadım yardan ben. Babam görüyorsa eğer, bu dikenli inadına kızıyordur ana. Görmüyor musun ana? Ne abim Fatma olmayınca tam, ne de Fatma abim siz yapabiliyor. Zahide bile gördü bunu. Gördü de yüreği dayanamadı. Kaldıramadı, kendince çekildi aradan. Sen hala ne diye direne durursun güzel ana? Yazık değil mi onlara? Hı? Günah değil mi? Sen kendin anlattın, beni babana değil de Hüsnü'ye verselerdi canıma kıyardım diye. Eğer sen abime istemezsen, amcası sırf abime inat Hacele'ye verecek zavallı Fatma'yı. O da mı canına kıysın ana? Hı? Zahide gibi o da mı uçup gitsin? Yazık değil mi? Hem ona hem abime hem de sana. Yazık değil mi ana? Gökteki yıldızın üçü terazi, poyrazları gördü geçti biraz. Bu feleğin bize imiş karası. Felek beni taşa çaldı neyleyim? Bu feleğin bize imiş garazı. Felek bizi taşa çaldı neyleyim? Siz mi sebep oldunuz kızımın canına? Siz mi koydunuz Zahide mi kara toprağa? Yüreği sana düştü diye ölmesi mi lazımdı kızımın Bayram? Bir şey desene Bayram! Ama şunu bilin ki bu dünyada da, öteki dünyada da, İki elim iki cihanda yakanızda olacak. Allah'ınızdan bulun inşallah. İnşallah. Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. En kısa zamanda Ankara'ya bekliyorum Dünür. Parti toplantısı için zaten geleceğim Sayın Bakanım. Kızım, ne olursa olsun kendine çok iyi bak, tamam? Hiç merak etmeyin anneciğim. Kızım sana emanet damat. Merak etmeyin babacığım. Allah'a ısmarladık yavrum.
Güle güle anneciğim. Kızıma iyi bakın olur mu? Hiç merak etmedim. Oğlun Fatma'yı alacakmış. Haceli'nin gönlü olduğunu bile bile gidip alacak mısın kızı oğluna? Ha? Alacak mısın Irazca? Bir canımı benden aldın. Diğerini de mi alacaksın? He? Niye susuyorsun Irazca? Ha? De bana hadi de. Bana bu kalleşliği de mi yapacaksın? Buraya sana yalvarmaya gelmedim. Sadece gözlerimin içine bakıp bana bu kalleşliği de yapacak mısın? Onu duymaya geldim. Bana bir cevap ver. Bana bunu da yapacak mısın dedim sana. Dün gece sabah ezanına kadar hiç uyumadım Mahmure. Neyi düşündüm biliyor musun? Karaçali. Onu ne kadar sevdiğimi. Sonra aklıma Zahide geldi. Zahide. Onun Bayram'ı ne kadar sevdiğini düşündüm. Sen Arif'lik. Rahmetli Akif öldükten sonra bir başkasına bakabildin. Aklına, kalbine bir başkasını getirebildin. Ben de getiremedim. Zahide de getiremedi. Bayram. Sen hiç ömrü hayatında sevdanın önünde duracak kadar kuvvetli bir şey gördün mü? Biz istemesek de onlar birbirlerini seviyorlar. Eğer benim sevdaya cürmüm yetseydi canımı ortaya koyar, Fatma'yı oğlumun gönlünden, hanemin eşiğinden içeri sokmazdım. Ama yetmiyor işte hareketlik. Yetmiyor.
Açın lan şu vanayı. Ara Bayram. Aç şu vanayı. Tamam. Aç. Bu su bizim tarlaya gelecek. Eğer bir daha bu vanayı kapatırsan buraya gelirim. Seni bu suda boğarım. Anladın mı lan? Anladın mı? Elif kızım, ben Kayseri'ye kadar gideceğim. Bazı işlerim var. Peki babacığım. Abi. Gitmeden biraz konuşabilir miyiz? Olur. Gel hadi. Ah mübarek, ne de güzel akıyor be. Ve hey gidinin kara bayramı. Toprağın karasını çalmışsın da alnına. Ne diye oturuyorsun böyle? Senin ellerin patlayıncaya kadar çalışman lazım. Nasırın patlayana kadar kazma kürek sallaman lazım. Daha evleneceksin. Bebelerin olacak. Çoluk çocuğa karışacaksın. Derdin artacak. Bayram, davran hadi. Davran. Daha yapacak işimiz var. Kız istemeye gideceğiz. Ne dedin ona? Kız istemeye gideceğiz dedim. Vallahi mi? Bu aşk senin kulaklarında mı sağır etti? Kör etti. Sağır etti. Dilsiz etti anam benim. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Şimdi İmam Efendi, seni sayar severim bilin. Eksik olma Kaya. He, eksik olmayayım. Madem ki buralara kadar geldin, aracı oldum, zahmet buyurdun. Ben de seni kıracak değilim. Akşama gelsinler, usulü adabınca istesinler. O zaman bana müsaade. Müsaade senin. Ben gideyim de bir an önce haber edeyim ha. Hadi bakalım. Hadi alarsın. Oh 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 oh. Maşallah, rahatlığa bak. Bari biz gidelim bayramı isteyelim. Ne diyorsun la Remziye? Şunu diyor. Kızı vereceğiz. Bari bu kadar güler yüzlü olma. Şerife. Buyur baba. Git şu Fatma'ya haber ver. Akşama seni isteyecekler de. Artık hazırlık mı yapacak, ne yapacak yapsın. Tamam. Fatma. Müjdemi isterim kız. Ne müjdesi Şerife? Akşama kara bayram seni istemeye geliyormuş. Hadi gözünü aydın. Ana neredesin sen? Sabahtan beri yoksun, merak ettim seni ya. Nereye gittin? Hiç oğlum. Hiçbir yere gitmedim. Ana. Nasıl hiçbir yere gitmedin? Küçük bir işim vardı. Hallediverdim, geldim. Thank you.
Orhan, biraz konuşabilir miyiz? Ömer, gelsene be. Evet Nesin, seni dinliyorum. Ben o geceden beri düşünüyorum. Sonrasında yaptığımız konuşmayı, yani daha doğrusu kavgayı. Nesin, yine aynı konuları... Sen beni biraz dinler misin Kamuran? Rica ediyorum. Hastalığım, yaşadıklarım, senin bana karşı ilgisizliğin. Yanlış anlama, seni suçlamıyorum. Senin kötü bir niyetin olmadığını biliyorum. Derinlerde bir yerlerde senin nasıl biri olduğunu ben iyi bilirim. Neyse, uzatmayacağım. Ben o geceki tavrım yüzünden senden özür dilerim. Haksız yere suçladım seni. Kırdım. Bir an için Fatma ile aranızda bir şey olduğunu düşündüm. Affedebilecek misin? Böyle güzel bir kadını affetmez miymiş ben? Ama bu güzel kadın da bundan sonra kocasının söylediklerine inanacak. Anlaştık mı? Canım. Ne oldu? Yüzün gözün batmış. Beni alnımdaki çamuru silmek için mi çağırdın Ayşe? Yok. Deli kadınla ilgili bir şeyler öğrendim de. Ne? Ne öğrendin? Kocasının adı Mahmut'muş. Bil bakalım kimin yanında çalışıyormuş. Ne bileyim ben? Kimin? Babanın. Babamın mı? Babanın ya. Şimdi amcanın olan tarlalar var ya orada. Babanla birlikte orada çalışmış bu Mahmut. Nasıl ama? İyi araştırmış mıyım? İyi araştırmışsın. İyi araştırmışsın da benim kafama takılan bir şey var. Bu kadının benimle derdi ne? Ömer, asıl şeyi sana asıl diyeceğimi unuttum. Ne diyecektin? Abim ablanı istemeye gelecek. Yani anam gelmeye razı oldu galiba. Fatma. Hikmet anne. Elif Hanım. Bak ne getirdik sana gelin hanım. Niye zahmet ettiniz Elif Hanım? Benim için yaptığınız onca şeyden sonra. Aa, bunları mı konuşacağız şimdi Fatma? Tut bakalım üstüne yakışacak mı? Nasıl oldu Hikmet anne, yakıştı mı? Benim güzel kızım her şeye yakışır maşallah. Fatma? Bugün büyük gün. Sen burada böyle duracak mısın? Ne yapacaktım ki? Hazırlanacaksın tabii ki. Ay vallahi ben senden daha heyecanlıyım Fatma. Hadi dene bakalım elbiseyi. Beni mahcup ettiniz. Sağ olun. Hikmet anne. Fatma'nın saçlarını örmesek mi acaba? Böyle iki yandan açık mı bıraksak ha? Evet haklısın Elif. Açık bırakalım. Görmesen benimsin, ben seninim.
sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görmez sırdır. Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görmez sırdır. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. Dur bakayım. Aynı babası gibi. Hiçbir şey beceremiyor. Pek de yakışıklı olmuş benim oğlum. Güzel anam benim. Çok sağ ol. Ver kızım. Ana. Ha. Nasıl ana? Elbise güzel olmuş mu? Çok. Maşallah. Çok yakışıklı olmuşsun. Aslan oğlum. Sağ ol güzel anam. Ya hazırlanmamışsın ama daha ana. Ya çabuk ol, acele et. Bak geç kalacağız vallahi. Hadi ana. Ya hadi geç kalacağız ana, hadi. Geç kalacağız. Zayna, güzel bacım benim. Kızmıyor bana değil. Bu Haceli abim beni unuttu da avrat peşine düştü demiyorsun değil mi bacım? İnan ki hep aklındasın bacım. Zayna. Bil ki bir başkası olsaydı yeminle peşine düşmezdim bacım. Fatma değil de bir başkası olsaydı, inan düşmezdim Zahide. İnan düşmezdim bacım. Her şey hazır. Maşallah kızıma, maşallah. Ne oldu ki anne? Ne oldu ki anne? Ne olacak? Başka zaman sana iş buyurduğumuzda yaptırmak için canımız çıkıyordu. Maşallah bugün Fatma'yı isteyecekler diye hamarat kesildin. Zaten ikiniz de bu işe sanki dünden razıymışsınız gibi. Bir benim haberim yok bundan. Kim bilir ne tatlı bir telaş içindedirler değil mi? Ya ya. Öyle. Hmm.
Çok güzel oldun abla. Sahi mi? Maşallah kızım. Çok güzel olmuşsun. Elbisen de çok yakışmış. Sağ olun. Bana annesizliği hissettirmediniz. Çok güzel oldun Fatma. Bayram seni görünce bir daha aşık olacak. Saat kaç oldu? Gelmediler hala. Geç kalacağız. Geç kalacağız. Geldiler. Hadi. Geç. Geldik. Ana. Ya hadi ama ana ya, hadi ya. Öf. Ya hadi ana ya, hazırlanmadı mı daha? Yok, daha hazır değilim oğlum. Ya hadi ama. Ay, karnım sancılandı biraz oğlum. Hele biraz bıraksın da. Ne oldu ana, ne sancısı şimdi? Oh. Aa, oğlum çok ağrıyor, bıçak gibi girdi sancı. Çıkar ana ya, çıkar. Birazdan çıkar gider, hadi. Ne çıkar oğlum? Sancı ana, sancı. Girdiği gibi çıkar gider işte ya. Ya gazır o, gazır. Bak vallahi gazır ya, kesin gazır o. Hadi anacığım, hadi kalk, iki adım atalım, çıkar gider hadi. Yok oğlum, gazmaz ey. Çok ağrıyor. Aa, ay. Ay Allah'ım ya. Tamam, ben bir doktoru çağırıp geleyim. Yok oğlum, doktora gerek yok. Az dinleneyim, yatak geçer. Aa, anam kurban olayım, ne yatması ne dinlenmesi. Daha gidip Fatma isteyeceğim. Tamam anam, tamam. Sen o zaman bekle, ben şimdi iki dakika doktoru çağırıp geleyim. Böyle yine neyim, bir şey yapsın, hiçbir şey kalmaz, tamam mı anacığım? Yok doktora gerek yok oğlum, yok. Ay Allah. Ay acele, ay. Ay benim deli divane oğlum, ay. Of. Ah anam ya, ah. Nereden çıktık şimdi bu sancı işi ya? Tam zamanı ha. Fatma ne kadar da heyecanlı görünüyor değil mi? Ya yavrum benim. Geldiğinden beri ilk defa yüzü güldü garibimin. Çok da güzel oldu. İnşallah çok mutlu olurlar. İnşallah. Geldin Mehmet. Hoş bulduk Elif.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım kızım. Hadi buyurun içeri geçin. İyi hadi bakalım. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Muhtar efendi doktoru gördü mü? Nerede biliyor musun ya? Bayramla kız istemeye gittiler. Kız istemeye mi? Evet. Kim? Kimi? Hüsnü Kahya'nın yeğeni Fatma'yı. Malumunuz üzere, sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz. Lafı daha fazla uzatmadan konuya girelim. İmam efendi. Bu oğlanın anası ne yok mu? Sen niye konuşuyorsun ki? Madem anası burada, madem kızımızı oğluna niyetlenmiş, ta buralara kalkmış gelmiş, zahmet etmiş, yorulmuş, o istese ya. Oğlum yeğenin Fatma'yı sevmiş. Gönlünü düşürmüş, evlenmek istemiş. Onun için buradayız Hüsnü Kaya. Allah'ın emri peygamberin kavliyle yeğenim Fatma'yı oğluma istiyor. Sürler içinde sürmeli koyun, şafaklar atıyorum.
olsun. Ah canım gel. Son kadehde yaptın bana bir oyun. Niyandasın sürmeli palazın niyandı. Adaman niyandı. Ellerim saz çalar gözüm. Adaman divan. Aşağıdan gelir gelinin göçü. Gelin niyettiler canımın için. Ah canım gel. Beş sene sakladım verdiğin saçı. Niyandasın sürmeli palazın niyan. Adaman niyan. Ellerim saz çalar. Adaman bir var.